yaşına futbola hakim olmalıyım düşüncesinde gibi görünüyor. Orada bir şeyler dönüyor yani. Peki hocam Beşiktaş'a geçelim. Şimdi aslında sen Haluk Yürekli, Gökhan Dinç meselesinin ilk etabını yorumladın. Yani ilk etabında oradaki polemiği yorumladın. Ama Beşiktaş Spor Kulübü Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç'e dava açtı. Beşiktaş başkanını, Beşiktaş camiasını tehdit etmekten dava açtı. Tabii Haluk Yürekli aslında bir açıklama yaptı geçen günkü yayınında. Onu da izledim. Yani biz gazetecilik olarak takipte olacağımızı söyledik. Biz kimseyi tehdit edecek durumda değiliz. Öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir nosyonumuz yok dedi ama Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bunu tehdit olarak algıladı ve bu iki gazeteciye suç duyurusunda bulundu hocam. Bence Polemik mahkemeye taşındı. Öyle söyleyeyim sana. Hasan Arat bence dolduruşa geliyor. Ali Koç'un Gökhan'la Haluk'u sevmediğini bilerek, tamam mı? Bence birkaç isim akıllarınca onlara karşı beraber mücadele vermeye çalışıyorlar. Ben Gökhan'la Haluk'un avukatı değilim. Ama ben orada Hasan Arat'ın o pozisyonda ne oturma uslubunda bir sıkıntı vardı, ne soru sorma uslubunda. Allah mı yani? Peygamber mi? Ne var yani? Bir başkanın karşısında bacak bacağın üstüne atılmaz mı yani? Hayırdır? Ne zannediyorsunuz abi siz kendinizi ya? Bir koltuğa gelince kendinizi Allah, peygamber, tövbe haşa zannediyorsunuz ya. Bacak bacağın üstüne atar. Bağdaş da kurar. Hepiniz için geçerli. Kimsiniz siz ya? Siz de benim gibi etten tırnaktan yaratılmış bir insansınız abi. Adam sana soru soruyor. Şeffafsan şeffaf ol. Benim bildiğim şeffaflık anlayışı açık olmaktır. Doğru mu? Her şeyi net konuşmaktır. Açıkla kardeşim hocama verdiğin parayı. Açıkla. Ne Bu demek arada yani? İşte daha çok kap şey bildirimine göreceksiniz. Bir dakika dur abi. Daha ne görecek abi? Ne yapacak? Şimdi kulüp taraftarları da alışmışlar böyle mafya ağzıyla başkanlık yapan başkanlık olsun. Yani veyahut da böyle sert konuşsun. Ne lan bu? Kurtlar Vadisi mi lan burası? İstiyorlar ki Az Yıldırım döneminden bu yana her başkan onun gibi olsun. Sert konuşsun, vursun, kırsın, oraya meydan okusun. Ya bu futbolla ayrıştırmaya mı geldiniz, birleştirmeye mi geldiniz? Bu nasıl bir uslup ya? Bu nasıl bir uslup kardeş? hocam Allah şimdi Allah. Çocuk ne dedi? Çocuk şunu yaptı bak. O arada saçı kaşınıyor böyle yaptı. Bu elinde mikrofon bak. Ne var abi? Ben insanım lan. Tepkimi belli hocam edeceğim yani. elini yandaki sandalyeyi koyarak sordu. Ne var bunda? Koyamaz mı? Boşmuş Şimdi sandalye. Ne koymuş? Bir dakika ne var bunda abi? Böyle mi duracağım yani? Bak. Böyle mi duracağım? Kim var lan karşımda? Peygamber mi var benim karşımda? Tövbe aşağı. Sümme aşağı. Böyle bir şey olabilir mi? Ne var? Ne var yani? Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı. Allah mı lan bunlar? Ya da Başkan, Başbakan, Cumhurbaşkanı. Yani bunlar da senin benim gibi insan. Bu nasıl bir abartılmadır ya? Böyle bir rezillik olabilir mi? Demek ki bunlar da o zaman kendilerinden yüksek makamda böyle duruyorlar ki kendilerinin karşısında böyle durulmasını mı istiyorlar? Ne istiyorlar? Soruda da bir anormallik yok. Kardeşim hepimiz Allah'ın yarattığı insanlarız. Yok muhtarın karşısında öyle dur. Belediye başkanının karşısında öyle dur. Cumhurbaşkanının karşısında öyle dur. Başbakanın karşısında öyle dur. Tamam elini cebine atmazsın. Ali Koç'un yaptığı saygısızlığı yapmaman lazım. Oralar devlet makamı. Oralarda yapamazsın. Ama rahatça da oturabilirsin. Yani şöyle sandalyenin ucuna gelip iki büklüm oturacak halin yok kardeşim ya. Hepimiz insanız ya. Hepimiz Allah'ın yarattığı kuluz ya. Yani gelmiş bir dakika. Şimdi diyelim bu. Ben seninle diyelim ki Eyüp Yıldız değilsin de sen X bir karşı başka bir tanınmış karşısındasın. Ne var? Oturamam mı? Kime soracağım bunu ben? Ya kahvede oturuyor gibi mi oluyorum yani? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle de bunların en büyük hatası ne biliyor musun? Taraftarları arkalarına alıp böyle yapıyorlar. Ya sizin kendi adınıza bir büyüklüğünüz falan yok ya. Sizin büyüklüğünüz yönettiğiniz camiaların büyüklüğünden geliyor. Siz tek başınıza böyle birine posta koyabilir misiniz ya? Daha çok şey göreceksiniz. Ne göreceklermiş? Ne göreceklermiş? Sen önce 204 ülkede bir kapı aç. 204 ülkede kapı açıyordun gittin Adana Demirspor'un kapısını açtın.
Oradan da bonservisiz ayrılan Simonson aldın. Önce bir kapı aç sen. Adana Demir'e para kazandırmadan, kazandırmaya da bilir, ayrılıp mukavelesi müfessinden Simonson aldın. Sen 204 ülkede önce bir kapı aç. Aça aça Adana'dan açtın kapıyı. Böyle bir şey olabilir mi? Sen daha senin spor direktörünle, spor şeyinle dalga geçen Murat Sancak'a cevap veremedin. Samet Aybaba'ya laf söyleyen, senin transferine laf söyleyen X kulüp başkanına cevap veremedin. Ha, gazeteci olunca garibim bir cevap ver. Sen önce Murat Sancak'a cevap ver. Beşiktaş çok iyi bir kontrol oyuncusu aldı diyerek dalga geçti sizle. Hadi ona cevap ver sen önce. Hadi versene. Adanalısın ya. Veremezsin. Adana Demir karşını almak istemezsin değil mi? Adanalı değil mi o? Evet Adanalı. Bırakın bu işleri. Hocam bir de şu var. Şimdi bu böyle konular çok hassas. Ali Koç hakemlerle ilgili bir açıklama yaptı. Halil Umut Meler olayı yaşandı. Herkes bak Ali Koç'un o açıklamasının da aslında birazcık sıkıntı yarattığının farkında. Eleştirenler var. Şimdi sen böyle bir açıklama yaptın. Senin arkanda milyonlarca taraftar var ve hepsi kontrollü değil. Herkes eleştirmeyi bilmiyor. Kimisi mafyatik tavırlara giriyor. Tehdite giriyor, bilmem neye giriyor. Şimdi bu adamlar tek başına dolaşan insanlar. Yani Haluk Yürekli, Gökhan Dinç, sen, ben. Bizim arkamızda milyonlar yok. Ve özel korumalarla da dolaşmıyoruz. Dolmuşa biniyoruz, otobüse biniyoruz yeri geliyor. Şimdi biri bir dengesiz çıkar. Sen bu kadar bu işi hedefe koyarsan bir dengesiz çıkar. Haluk'a veya Gökhan'a zarar verir. Bunu bu vebalin altından kalkamazsın. Bak yanlış yapıyor. Bu ya yanlış Ali Koç da yaptı. Ali Koç da yaptı. Hedef göstererek yanlış yaptı. Gazeteciye hedef gösterme. Gazeteciye cevabını verdin geçtin. Bitti. Ama sürekli gazeteciye hedefe koyarsan o adamları mağdur edersin. Sonra bu vebalin altından sen de kalkamazsın. Bravo. Sen gelince şeffaf olacağız demedin mi? Şeffaf ol, açıkla parayı. Açıkla abi. Murat Sancak'a cevap ver. Hocam adamları Beşiktaş'a gelme diye tehdit ediyorlar. Oraya gitme diye tehdit ediyorlar bu çocukları. Yarın bir gün Hasan Arat'ın bu açıklamaları Allah göstermesin olumsuz bir olay yaşandığında karşısına çıkar. Hiç bunları düşünmüyorlar. Ya ben ne yapıyorum demiyorlar. Sen Beşiktaş başkanısın. Rüzgar arkanda. Ha bir de şu var hocam bak. Sen bu açıklamalarla bir anda taraftar işte bu Beşiktaş başkanı dedi. Sen takım kur. 3 maç arkanda 3 maç arka arkaya puan kaybı yaşa. Hiçbiri senin arkanda durmayacak. Herhalde durmayacak ya. Herkes defol git diye şey yapacak. Açıklama yapacak. Biriniz kendinizi filmdeymiş gibi Polat Alemdar, Hızır Çakırbeyli falan mı zannediyorsunuz? Onun öyle zannediyorsunuz da onun film olduğunu bilmiyor musunuz? Kimse sizi eleştiremeyecek mi? Ali Kıran baş keser misiniz? Kulüpleri arkanıza almışsınız, konuşuyorsunuz. La kulüpler olmasa siz bunları konuşabilir misiniz? Şimdi ben senin bu 204 kapıyı açmanı bekliyorum Hasan Arat. Hadi hocam, aç bakalım. Şimdi ben senin Paris Saint Germain'den iyi futbolcu almanı bekliyorum. Ben senin Chelsea'den o 204 kapıdan hangi futbolcuları getireceğini bekliyorum. Hadi bekliyorum bakalım. Söz vermek başka bir şeye benzemez. Al gel hadi. Hadi al gel. Şu mesajla programı bitirelim hocam. Kol demiş ki, Kol'a teşekkür ediyoruz. Bugün bize güzel bir destek sundu sorularıyla. Fenerbahçe çok şanslı. Kendisini doğru ve sert eleştiren eski bir evladı var. Kendine çeki düzen ver diyor. Eyüp abi bizim Galatasaray medyasında Ümit Özat gibi sert bir futbol aklı olsaydı keşke demiş. Ben buna kendi kanalımda cevap vereceğim saat 1'de, 13'te hocam. Tamam. Kola da çok teşekkür ediyoruz. Moykan'a da, Murat'a da, herkese teşekkür ediyoruz. Yarın inşallah aynı saatte Allah nasip ederse görüşeceğiz. Evet, kendinize iyi bakın sevgili izleyenler. Yarın sabah 11'de burada buluşalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Görüşürüz.